Eğitim İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık, 15 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi kendilerine en çok iletilen sorunların başında adrese dayalı kayıt sistemi geldiğini söyledi. Kayıtlı olduğu adreste değil de istediği okula çocuğunu göndermek istiyor veliler. Dolayısıyla bununla ilgili bize her gün sorun geliyor. Milli Eğitim'in bunu çözmesi gerekiyor ve kesinleştirmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde ya hiç kimseye bir şans tanımayacak ya da tüm öğrencilerimizi istedikleri okullara kaydı yönünde serbest bırakacak. En büyük sıkıntı bugünlerde bu. Karşılaştığımız sorun bu. Adrese dayalı kayıt sistemi. Balık adresi değişen ancak bunu güncelleştirmeyenlerin de sorun yaşadığını belirtti. Değişmiş oluyor vatandaşın ama kaydı güncellenmemiş oluyor. Dolayısıyla çocuğu eski okulda kaydı gözükürken kendisi farklı bir mahallede oturmuş oluyor. Bunun da bir an önce güncellenmesi gerekiyor. Özellikle velilerimizden çocuklarını oturdukları mahalleye bizzat ikametgahlarını getirmeleri gerekiyor. Hala eski ikametgahında bırakırlarsa çocukların kayıtları eski okullarına çıkacak. Balık, yanlış adres beyanında bulunulmasının cezai yaptırım olduğunun da altını çizdi. Kızıltoprak mahallesindeyken Kışla mahallesinde oturuyormuş gibi belge alıp oturmadığı halde boş bir binada ya da bir başkasının evinde oturuyormuş gibi gösterdiği zaman eğer bu tespit edilirse 750 liradan başlayan cezalar var. Yanlış beyandan dolayı cezalara çarptırılıyor veliler. Mahallesindeki okula giden çocuk her zaman mutlu çocuktur. Çünkü komşusunun çocuğu da oraya gidiyordur. Parka oynamaya indiği zaman yine arkadaşları oradadır. Ve kendi mahallesinde daha mutlu, daha güzel gelişir çocuklarımız. Ama farklı bir okula çocuğunuzu gönderip farklı bir mahallede oturduğunuz zaman yaşadığı mahalleyle çocuk uyum sağlayamaz ve zaman içerisinde agresifleşir, eve kapanır, bilgisayar başından kalkmaz hale gelir. Yani kendi mahallemizdeki okula çocuğumuzu göndermek son derece önemli. Sendika Başkanı Balık, 4 artı 4 artı 4'ten kaynaklı hangi okulun ilkokul, hangi okulun ortaokul olduğu konusunda da bir karmaşa yaşandığını savundu. Hala 4 artı 4 artı 4'ten kaynaklanan okulun ilkokul mu, ortaokul mu olduğu, öğrenci kaydı alıp almadığı noktasında sıkıntılar var. İşte veli evinin yakındaki okulu ilkokul olarak algılıyor. Kayıt yaptırmak için gittiği zaman okulun ortaokula dönüştüğünü görüyor. Bu sefer yeni bir karmaşa başlıyor. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapması gereken önemli çalışmalardan bir tanesi de artık okullarımızı net olarak ilkokul ve ortaokul olarak ayırması gerekiyor.